Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler 13 13 kampına devam ediyoruz ve modern periyod sistemi anlatıyorum size. Bakın 3. bölümdeyiz ve ders kitabımızda takip ettiğimiz ders notları kitabımızda burada. Ee, evet arkadaşlar beraber yazıyoruz, beraber çiziyoruz ve beraber değerlendiriyoruz. Hedefimiz çünkü 13'te 13. Yazmak burada çok önemlidir. Ve alacağımız kazımlar neydi? Biz daha önce değişimlerden bahsetmiştik. Atom çapı ve iyonlaşma dersinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de diğer değişimler. Bakın neymiş o arkadaşlar? Periyodik etfeldeki elektron ilgisi kavramı, elektronegatiflik, metalik ametrik özellikler ve asitlik ve bazlık gibi kavramlardan bahsedeceğiz ve dersin sonunda da 40 no'lu sorumuzu çözerek olayı iyice anladığımızı görmüş olacağız. Umarım size fayda sağlayacak güzel bir ders videosu hazırlamış oluruz. <laughs> Evet şimdi neydi bir daha hatırlatalım. Atom çapını ve iyonlaşma dersi anlatmıştım. Bu dersimizde ise elektronegatiflik, astik bazlık, elektron ilgisi ve metalik ve ametalik özellikleri size anlatmak istiyorum. Şimdi elektronegatiflik nasıl anlatıyoruz? Şöyle bakalım arkadaşlar tanımını bilmemiz lazım. Bir moleküldeki atomun bağ elektronlarını çekebilme kabiliyetidir diye, çekebilme yeteneğidir diye söyleyelim arkadaşlar. Şimdi ne gibi? Şimdi kovalent bağlı bileşikleri hatırlarsanız şöyle veya da kovalent bağlı moleküller illa bileşik olmak zorunda değil. Mesela klor molekülünü düşünelim. İki tane klor atomu bir araya gelerek ne yapıyorlar arkadaşlar? Bu bağı e, ne doğru çekiyorlar. Tabii bu apolar olduğu için bu, bu, da çekiyor, bu da çekiyor ve burada bağ hareket etmezdi. Çünkü aynı kuvvetle çekiyor. Mesela bir cisim var. Cismin F kuvvetiyle sol tarafa, F kuvvetiyle sağ tarafa doğru çekildiğini düşünelim. Cisim hareket etmeyecektir. Ama HCl olmuş olsa bu durumda ne olur? Tabii ki burada atomların güçleri, çekme kuvvetleri daha farklı olduğu için ki klor burada daha yüksektir. Elektronlar tabi hidrojen tarafından da çekilir ama klor tarafından daha çok çekildiği için klor tarafı bu durumda kısmen negatif, hidrojen tarafı da kısmen pozitifle yükleniyor demiştik. Şimdi bu şekilde arkadaşlar demek ki elektronegatiflik neymiş? Buradaki elektronları kendine doğru çekme kabiliyeti. Onu söyleyelim. Peki ametalik özelliğin arttığı yöne doğru yani sağa doğru ve yukarı doğru aslında genellikle artar diyebilirsiniz elektronik elektronik değerleri için o zaman A yüksektir diyebiliriz arkadaşlar. E, metallerin ki düşüktür diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü onlar elektron istemezler. Elektron vermeyi isterler daha çok. Ve soy gazlarına zaten elektron işi olmadığı için onların da yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım. E, o zaman toparlarsak 3 ve 4 yerine doğru gidersek yani bakın aynı grupta yukarı doğru veya aynı periyotta sağa doğru gidersek elektron elektronegatif değerleri genellikle ne oluyor arkadaşlar bu durumda artar diyebiliriz. Elektronegatiflik değeri en yüksek olan e, grup kimdir diye bakarsak bakın 8A zaten yok sağa doğru gidersek o zaman kim büyük oluyor? 7A grubu tabi burada maksimum değerdir. O zaman en yüksek grubumuz 7A grubudur diye söyleyebiliriz. Ve en yüksek olan elementimiz e, tabi sağa doğru ve yukarı doğru arttığı için en yüksek elementimiz de flordur diye söyleyebiliriz. Bakın burada değerler de var. Flor'un görebiliyor musunuz? 4'tür değeri. Klorda 3.10. Kitapta daha net görürsünüz. Burada biraz parlayabilir. Oksijen 3.40. Burası 2.60 gibi görebilirsiniz. Yani sağa doğru ve yukarı doğru artar diye söyleyebiliriz. Evet. Şimdi burada arkadaşlar inceleyelim. Burada önemli bir nokta var. H2, HV ve HCl molekülü inceleyelim. Şimdi burada arkadaşlar H2 molekülü polar bir moleküldür. Yazarken e, apolar molekülür pardon. Yazarken şöyle yazarız değil mi? Hidrojen şöyle yazılır böyle baktığınız zaman. Çünkü diğer sayısı bir bir tane bağ yapacak. HV'yi deminden yazmıştım şu şekilde e, yazabiliriz. HCl de aynı şekilde yazılır arkadaşlar böyle. Bunları yazabiliriz. Şimdi Burada iki atom arasındaki elektronegatiflik farkı arttıkça ki bakın burada değerlerini de vermişiz. Bağın polarlığı ne olur? Bu durumda artar. Çünkü bakın şimdi bakın 2.1'den 2.1'i çıkarsak 0. 2.1'den 4'ü çıkartırsak 1.9. Burada ise arkadaşlar 2.1'den 3.1'i çıkarsak 1. Şimdi burada elektronegatiflik farkı birbirinden yakınsa e, o atomlar daha az çekiyorlar e, elektronları. Yani oradaki bağ elektronları hareket edemez aslında çok da fazla. Ama buraya baktığınız zaman buradaki elektronlar flört çok fazla çekileceği için o yüzden burada elektronlar flora doğru daha fazla hareket eder ve kısmen bir kutuplanma olur. Yani hidrojen tarafı böyle küçülür ama e, flor tarafı şöyle kalınlaşır, kutuplu bir yapıya dönüşür. O yüzden arkadaşlar atomlar arasındaki e, elektronegatif farkı arttıkça bağın iyonik karakteri ve polarlığı artar. Tabii ki bu polarlık artar 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 artık molekül iyonikleşir. Onu da söyleyelim aslında. Yani bağın orada iyonikleşmesi de söz konusu olabiliyor. Ama bunlar e, ametal oldukları için iyonik bağ yapmıyorlar. Tabii ki şunu da tam söyleyebiliriz. E, bağın apolarlığı ve kovalent karakteri de ne olur bu durumda? Azalır diyebiliriz. Yani biri artarken diğer azalır. O zaman şimdi bakalım. Burada HCl, ile HF ve H2 moleküller için bakın elektron değerlerini ben buraya yazmışım. O zaman bağın polarlığı ve iyonik karakteri kimde daha fazla? Tabii ki HF'de bu fark daha büyük olduğu için aradaki fark 1.9 olduğu için daha fazla. Sonra HCl ile en küçükte zaten H2. Demek ki H2'nin iyonik karakteri çok çok hatta yok sıfırdır. Çünkü neden %100 kovalent aslında bu. Çünkü aynı atomlar arasında olunca bu durumda %100 kovalent oluyor. O zaman bağın apolarlı ve kovalent karakterli deyince o zaman demek ki H2'dir en büyük olan. HCl ve ve HF aralığı da en iyonik olan yapıdır diye söyleyebiliriz. En e, kovalent olan da H2 molekülüdür diye söyleyebiliriz. Yani demek ki elektronegatif farkına göre biz bağın polarlığını, apolarını görebildiğimiz gibi bağların iyonik karakter mi, kovalent karaktere mi daha yakın onu bile görebiliyoruz. Peki elektron ilgisi nedir? gaz halindeki bir atom düşünelim. Bunun elektron alma sırasındaki alması sırasındaki enerji değişimidir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın flor elektron almış. Tabi burada bakın 330 kilojül dışarı enerji vermiş. Bu tepkimeler egzotermik tepkimelerdir. Onu söyleyelim. Bak bunu yazarken şöyle de yazabilir. F artı elektron F eksi 1 delta H yazıp burada eksi 330 diye yazabilir. Bak bu eksi olması demek enerjinin düşük olması demek değil. Dışarıya Enerji verdiğini göstermek demektir. Artı olursa ne oluyor bu durumda? E, endotermik oluyor. Onu belirtelim. Yani o zaman ısı... Yani artı 100, eksi 330'dan büyük değil burada. Yani yine 330, eksi 330 daha büyük. O dışarı verdiğini gösteriyor. Enerji değişimi burada daha fazladır diye söyleyebiliriz. Oksijen elektron alma sırasındaki enerji değişimi de, Bakın o da 300. Yani o zaman bununki de eksi 300 kilojoldur diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla ametallenin elektron ilgisi e, genellikle eee yüksektir ya daha doğrusu yüksektir diyelim isterseniz. Bunu söyle söylemekte hiçbir fayda sıkıntı yok. Yüksektir diyebiliriz. Birinci elektronun ilgileri ise genellikle buraya yazacağız aslında. Genellikle e, egzotermik yani arkadaşlar eksi değerliklidir. Ama ikinci elektron ilgileri ise arkadaşlar nedir? Endotermiktir. Çünkü neden? Elektron olunca eksi yüklenir. Eksi elektron da çekince eksi eksi çekerken zorlanacak. O yüzden enerji buna vererek biz artık ikinci elektronu katabiliriz. O yüzden burada ne olur? Endotermiktir diye söyleyebiliriz. Peki burada arkadaşlar genellikle sebebi sebebinde azot. Azot biliyorsunuz ki bir ametal ama onun birinci elektron ilgisi endotermiktir. Bu da istisnai bir durum. Bazen sorularda çıkabiliyor. Onu da bilmekte fayda var. Peki metallerin elektron, e, soy elektron ilgileri de biz yok kabul ederiz. Çünkü zaten soy gaz elektronla işi yok. Metal elektron vermek istiyor. Elektron alma sırasındaki böyle enerji değişimi falan da olmaz diye kabul edebiliriz arkadaşlar. Bunu burada söyleyelim. Evet şimdi burada ne var? E, zaten bu ametalik özellik olduğu için arkadaşlar 3 ve 4 yönüne doğru gidersek yani 3 e ve 4'e baktığımız zaman ne oluyor? Ametalik özellik artıyor. Dolayısıyla 3 ve 4 yönüne doğru gidildikçe genellikle artar diyebiliriz arkadaşlar. Elektron ilgisi en yüksek olan elementimiz kimdir? Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Tabii ki floru bekleriz. Bakın şimdi flor içinde yazdım. Klor içinde de yazdım ama klorun bir tık daha yüksek oluyor arkadaşlar. Eksi 350 burada. Eksi 330, 330 yani enerji değişimi daha fazla. O zaman kim diyeceğiz? Flor diyeceğiz. Burada bir ince durum var. Yani 7A grubuna bakarsak flor daha yukarıda ama klor burada arkadaşlar biraz daha yüksek olmuş oluyor. Bu da ince bir durum bazen çıkabilir karşımıza. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Beşinci özelliğimiz metalik ve ametalik özellik. Şimdi aktiflik konusuna bakalım. Aktiflik nedir? Şimdi ikiye ayrılır. Metalik mi? Ametalik aktiflik mi? Ona bakmak lazım. Şimdi metalik aktiflik ne oluyor? Bir elementin elektron verme kabiliyeti. Yani elektron vererek metal e, aktif hale gelir. Ametal ise tam tersi elektron alma kabiliyetidir diye söyleyeceğiz. Yani metal elektron verir, ametal elektron alır. Ne kadar hızlı bir şekilde elektron alışverişi yapabilirlerse onlar o kadar yetenekli metal ve metallerdir diyebiliriz. O yüzden bakın metal elektron vermek kabiliyetine biz yükü artıyor. Mesela düşünelim ki magnezyum 12 protonu var. 12 de elektronu var değil mi? 0. Magnezyum 2 tane elektron verince ne olur? 12'ye 10 gelir. Artı 2. Yani yükü artar. Biz yükü artar demeyiz de Yükselt gelme de denir arkadaşlar buna. Yükselt gelme ya da tam tersi şöyle bir şey de var burada arkadaşlar. Yükselt gelme ya da indirgen özellik diyoruz buna arkadaşlar. İndirgen özellik diye de denilebilir. Burada <laughs> böyle bir kavram var. Yükselt gelme demek elektron verebilme demektir. Elektron verebilen madde iyi bir indirgen maddedir. Burada zıt bir durum var. Bunu da burada verelim. Şimdi arkadaşlar diğeri ise elektron alma. Mesela flor düşünelim. Flor e, 9'a 9'dur. Flor 9'dan 10'a gelince eksi 1 ile yüklenir dolayısıyla. O zaman bu ne olur? Yükü azalır. Yani biz buna indirgenme denir. İndirgenme ya da arkadaşlar ne diyeceğiz? Ee, yükseltgen özellik diyeceğiz. Yani indirgenen maddeye biz yükseltgen madde adını veriyoruz. Yükseltgen e, madde e, ee, özellikle denilir diye söyleyebiliriz. Yani bir madde elektron verirse iyi bir indirgen maddedir. Bir madde elektronu kolay alırsa iyi bir yükseltgen maddedir diye söyleyebiliyoruz bence. Bence bunları anlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın burada bazı durumlar var. Bunları zaten size ödevlerde veriyoruz. Bol miktar ödevler. Bunları yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum değil mi arkadaşlar? Bu zamana kadar verdiğiniz ödevleri yapıyorsunuz. Yapmadıysanız da bir anda başlayalım isterseniz. Şimdi burada ne var? E, cetvelde genel olarak sol taraftakiler. Bakın sol tarafta neresi? Burası. O zaman demek ki burada genel anlamda metalleri görürüm. Yani ne kim arkadaşlar? 1A, 2A, 3A, 4A. 4A değil tabii de. 1A, 2A, 3A ve B grubu elementleri. Onlar metallerdir. Yani şurada bir çizgimiz var arkadaşlar. Önemli bir çizgimiz. Buradaki özellikler metaller. Burası ametaller. Şurası da soy gaz zaten. Yani ametal azdır arkadaşlar. Ametal metalde isterseniz ben size şöyle yazayım. Hacı, hidrojen, karbon. Kükürt, iot, azot, oksijen, fosfor bak sinop geldi. Flor, klor, brom. Bak bunlara metal. Selenyum falan da var ama gerek yok. Bu kadar bilseniz yeterli. E, metaller diğerleri tabi e, 8A grubunu yine çalışacağız bunları. Söyleyeceğim sizlere. Bunları bir sonraki derste anlatacağım. Helyum var, neon var, argon var, kripton var, ksenon var. Bunları tekrardan bahsedeceğim. Sağ tarafta ise arkadaşlar kim vardır? E, genellikle ametaller vardır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Genellemeler tabi. Bazen mesela şurada da, e, şurada da mesela e, metal olabiliyor. Onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Şimdi Burada ne var diye bakalım. Mesela e, baktığınız zaman bir ve iki yöne doğru e, metalik özellik. Şimdi bakın bir ve iki yöne doğru zaten metaller yok mu var. O zaman bir ve 2 yöne doğru metalik özellik artarken 3 ve dört yöne doğru doğru da ametalik özellik artar diyebiliriz arkadaşlar. Yani böyle gidersek metalik özellik artıyor. Böyle gidersek de ametalik özellik artıyor diyebiliyoruz. Evet asitlik ve bazlık kavramına bakalım. Oksitlerde asitlik ve bazlık. Şimdi oksit deyince biz ne anlarız? Bir, mad bir maddenin yani XO yani X maddesiyle oksijenin birleşmesi. Mesela kim olabilir? Sodyum oksit mesela. Veya işte kükürt trioksit. Veya işte magnezyum oksit. Yüküne göre değişir tabii ki bu formüller. İşte potasyum oksit. işte kalsiyum oksit. Veya işte karbon dioksit gibi. Yani bir metalle bir veya bir ametalle yanında sadece oksijen olacak. Yani bir element beraber yanında oksijen olması lazım. Oksit olabilmesi için. Şimdi bunların oksitleri genellikle bakacağız şimdi. Metallerin oksitleri genellikle baziktir. Evet. Ametallerin oksitleri ise genellikle arkadaşlar asidiktir diyoruz. Evet bunu da söyleyelim. Evet. Şimdi bakın sodyum oksit, potasyum oksit, magnezyum oksit bak metal oldukları için bunlar baz örnekleridir diye söyleyebiliriz. Bazdır diyebiliriz. Ama karbondioksit, azot dioksit gibi maddelerde bakın ametalin ama burada şeye dikkat etmek lazım tabii ki. Onu şimdi söyleyelim de yine yani asit baz konusunda yine vereceğim. A metal ile oksijen bileşecek ama oksijen sayısının fazla olması lazım. Bakın bir tane karbon iki tane oksijen. Bir tane azot iki tane oksijen. Mesela H2 olsa olmaz. Bu nötr. Neden? İki, iki hidrojene bir oksijen. A metal ama olmuyor. O nötr oluyor o zaman. Eğer eşit veya azsa nötr olur. Ama oksijen sayısı A metalden fazlaysa burada olduğu o zaman bunlar da asittir diye söyleyebiliriz. Peki o zaman metalik özelliğini arttığı noktaki 1 ve 2 noktasında oksitlerle bazlık artarken Ametellik e, özelliğin arttığı noktalarda bir de konuşabilirsem çok güzel anlatacağım. Ametellik özelliğin arttığı noktalarda 3 ve 4 noktalarında arkadaşlar doğru gidersek oksitlerde asitlik ne olur? Artar diyebiliriz. Yani böyle gidersek e, bazlık artıyor, böyle gidersek de asitlik artıyor diyebiliriz. Evet hidroksitli bileşiklerde bazlar arkadaşlar, arkadaşlar şimdi hidroksit deyince OH diyoruz. Hani OH iyonu var. Tabii metallerin hidroksitleri genellikle diyelim genellikle baziktir. Çünkü amfotrolarlar da vardır. Onu bazılar konusunu da bahsederiz yine tekrar ilerleyen derslerde. Amfoter metallerimizin oksitleri ve hidroksitleri onlar arkadaşlar nötr özellik yani asite karşı baz baza karşı asit gibi davranabiliyor. Kimdi onlar? Hadi söyleyelim. Benim sana aldığım pabuçları çarık mı zannettin? İşte bu metallerin oksitleri ve hidroksitleri e, asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranabiliyor. O yüzden genellikle diyorum ama diğer metallerin oksitleri bazdır. Sodyum, potasyum hidroksit gibi, sodyum hidroksit gibi, magnezyum hidroksit gibi e, bileşikler arkadaşlar bazdır diye söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Metalik özelliğin arttığı yönlerde ise tabii ki hidroksit bileşiklerin bazlığı da arkadaşlar artar diyebiliriz. Mesela bakın burada en aktif metalimiz potasyum, sonra sodyum, sonra magnezyum geliyor. Dolayısıyla bunların bazlık sıralaması da ne olur? Aynı mantık. O zaman potasyum hidroksit bakın solda ve aşağıda en akti, kuvvetli baz. Kime göre? Sodyum hidroksite göre. O da kime göre? Magnezyum hidroksite göre daha kuvvetlidir diye söyleyebiliriz. Evet bu şekilde bunu belirttik. Peki hidrojenli bileşiklerin asitliğine bakalım. Şimdi ee, özellikle A metallerin hidrulleri de genellikle diyelim bunu asittir. Mesela 7A grubunu düşünelim. İşte flor, klor, brom var. Mesela 6A'da kükürt var. Bunun hidrojenli bileşiklerine baktığımız zaman bunlar da asit özelliği, asit örnekleridir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bunu söyleyebildik. Peki hala bir yönüne, yönüne doğru gidersek. Bakın. Ee, şimdi bir yönüdür ya yani aşağı doğru gidersek. Şimdi kim var mesela? H e, F var, H e, Cl var, H Br ve H I var. Arkadaşlar buraya doğru gidersek atomun çapı artıyor ve hidrojenin Oradan ayrılması kolaylaşıyor. Dolayısıyla bakın burada şöyle bir durum var. Hani oksitlerde daha farklıydı. Burada aşağı doğru gidersek asitlik arkadaşlar artar. Yani bunu böyle belirtelim. Oksitlerde aşağı doğru gidersek oksitlerde e, asitlik azalır demiştim ama burada da arkadaşlar aşağı doğru gidersek az, artıyor e, hidrojenli bileşiklerde. Mesela burada örnek yapalım. Klor, brom, Mesela burada asitliklerini kıyaslarsak en asitlik madde HI'dır ve HBr sonra en küçük HCl'dir. Ama hirojeni bileşiklerinde bu böyle. Oksitlere bakarsak da ama tam tersi yukarı doğru artacak bu sefer. O zaman böyle bir şey Söyleyebiliriz. CL2O7 BR2O7, I2O7 şeklinde biz bunların asitlerini kıyaslayabiliriz. Bu çıkabilir bazen karşımıza. Aman diyeyim bunlara düşmeyelim. Bu hataları yapmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi ben peri çetfili genel olarak anlattım ama beraber bir genellemeyi inceleyelim. Hani özelleştirdik aslında çok olarak ama bir de bakalım teyit edelim. Neyi biliyoruz neyi bilmiyoruz anlamaya çalışalım. Bir kere ne yapacağız? E, soldan sağa doğru gidiyoruz. Yani sağa doğru gittiğimiz zaman atom numarası ne olur arkadaşlar bu durumda? Tabii ki sağa doğru gelsek artar. Atom kütlesi de kütle numarası da artar. Neden? Çünkü zaten proton sayısı arttığı için. Nötron sayısı da artıyor ona göre biraz. Dolayısıyla artar. Elektron sayısı da artıyor tabii ki. Proton sayısı artarsa elektron sayısı da artmalı. Değer elektron sayısı da arkadaşlar artar. Çünkü 1A'nın 1, 2A'nın 2, 3A'nın 3, 4A'nın 4, 8A'nın 8 gibi diyebiliriz. Yörünge sayısı sabit değişmez. Çünkü neden? Mesela birinci zaten periyot. Periyot demek yörünge sayısı. Mesela birinci periyot, birinci yörünge, ikinci periyot, ikinci yörünge diyebiliriz. Atom hacmi sağa doğru arkadaşlar azalır diyeceğiz. İyonlaşma enerjisi de hani genellemeler yapıyoruz. Artar ama hani 3 aşağı 5 yukarıyı unutmayalım. Hani 3 aşağı 3 a ağ, 2 a'dan küçük olmalı. 5 a'da 6 a'dan büyük olması lazım. Metalik özellik arkadaşlar sağa doğru tabii ki azalırken Eee ametalik özellik ne olur? Sağa doğru artar diyebiliriz. Elektron negatiflik sağa doğru arkadaşlar tabii ki artacak. Elektron ilgisi sağa doğru tabii ki artacak arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Oksitleri yani oksijenin oksijenin, oksijenin asitliğini bahsetmiş. Asitlik sağa doğru artar ama bazılık da tam tersi olduğu için bu da azalır diyebiliriz. Bu şekilde bunları söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Peki devam edelim. Aşağı doğru iniyoruz. Bu sefer aynı gruptan arkadaşlar biz aşağı doğru inersek ne oluyor bu durumda? Atom numarası tabii ki artar. Aşağı doğru gidersek atom numarası artar. Atom kütlesi de tabii ki artar. Proton sayısı artıyor. Nötron sayısı da artar tabii ki arkadaşlar. Elektron sayısı Tabii ki artar arkadaşlar. Değer elektron sayısı değişmez. Çünkü 1 A'nın 1, 2 A'nın 2. Ama bir şey hariç 8 A helyum hariç. Çünkü helyumun 2'dir ama diğer tüm elementlerin 8 zaten. Onu burada belirtelim. Yörünge sayısı artıyor. Mesela 1 A'nın e, şey bir, mesela birinci periyotta bir tane. Bir, bir, yörünge var. İkinci periyotta iki yörünge var. Üçüncü, yörünge, periyotta üç yörünge var. Zaten bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Atom hacmi aşağı doğru tabii ki arkadaşlar artar diyebiliyoruz. İyonlaşma enerjisi azalır aşağı doğru. Metalik aktiflik aşağı doğru artarken e, aktiflik tabii ki azalır tam tersi bu durumda. Elektronegatiflik aşağı doğru azalır. Elektron ilgisi aşağı doğru azalır arkadaşlar. Oksitlerin asitliği bak oksit diyoruz hidro demiyoruz. Oksit olunca asitlik azalır ama metalik oksitlerin bazlığı ise ne olur arkadaşlar bu durumda artar diyebiliyoruz. Evet şimdi sorular çözelim bakalım isterseniz. Elimde 36 soruya baktığım zaman ne göreceğim? K, M, Y elementleri var. Bunların izoelektronik olduğunu söylemiş. İzoelektronik neydi? Elektron sayılarının eşit olduğunu söylemek demek değil miydi? Şimdi bunlar 3P6 ile bitiyor. 3P6 hemen bakalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ve 3P6. Toplam kaç elektron arkadaşlar? Toplam 18 elektronu dağıtmışız değil mi? Görüyorsunuz 18 elektronu. Ki bakın K zaten nötr. 18 elektronu varsa 18 tane protonu vardır. O zaman bunu dağıtırsak arkadaşlar nasıl dağıtıyoruz? 2, 8, 8 bak ne oluyor? K demek 3. periyot. 8 A grubu elementi. Bu kalsın. Peki devam edelim. Diğeri kim? M-1. Şimdi M-1'e baktığınız zaman 18 elektronu var ama 17 protonu var tabii ki. Buna göre yer bulacağız. Çünkü bize atom olarak sormuş ya. Ona göre bakmamız lazım. 2, 8, 7. Bu da arkadaşlar Üçüncü periyot 7A grubu elementidir. Bunu da yazmış olduk. Diğerini yazalım arkadaşlar. O da kim? Y artı 2. Y artı 2'de toplam 18 elektron var ve 20 tane proton vardı. Bunu dağıtırsak 2, 8, 8, 2. Yani 1 e S2, 2 S2 diye yazmadım. Çünkü 20'den küçük olduğu için, 20 ve civarı olduğu için yazmadım bunu arkadaşlar. 20'den küçük ve 20 de daha yolunca böyle yapabilir, yapabilirsiniz. 4 tane katmanı var. 4. periyot 2A grubu elementidir diyebiliriz. Şimdi buna ne diyor arkadaşlar? Elektronegatiflik en fazla. Şimdi elektronegatiflik sağa doğru ve yukarı doğru artar ve o zaman burada en büyük olan tabii ki M olacak. Neden? Çünkü 7A grubu elementidir diye burada söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Atom çapı en fazla. Atom çapı aşağı doğru artan bir şey sonuçta ve dördüncü periyotta olan tabii ki kim olur? Burada da arkadaşlar Y elementi olacaktır. Birinci yoğunlaşma enerjisi ne olur? O da arkadaşlar sağa doğru ve yukarı doğru artar. E zaten yukarı doğru Y ve M, M ve K ama baktığınız zaman K daha 8A'da yani çok kararlı. Bunu elektron koparmak en zordur. O zaman burada K olacaktır. Hepsini işaretlersek cevap da burada C şıkkı olacaktır. Peki devam. Şimdi burada ben e, x, y, z, p, t, w, u elementlerini vermişim. Burada ben şimdi soruyorum ki hangisi yanlıştır? Arkadaşlar atom çapı en büyük olan x'tir. Şimdi atom çapı ne olur? Sağa doğru ve yukarı doğru, e, sola doğru ve yukarı, aşağı doğru azalır. Yukarı diyorum aşağı doğru azalır. E, aşağı doğru artar. Arkadaşlar pardon kavramları karıştırmayalım. Çap tabii ki böyle artacak. Dolayısıyla burada x elementi bu şekilde arttı. Bunu böyle söylemiş oldu. Atom çapı en büyük olan x'tir ifadesi doğru. Elektron alma eğilimi. Şimdi elektron alma eğilimi kimin daha fazla? Tabii ki 7a grubunun daha fazla. Yani Ametalik özellik arttığı zaman elektron alma eğilimi fazla oluyor. Tabii ki burada baktığımız zaman flor elementi hatta bu da görüyorsunuz ki. Bu da bu arada klordur onu belirtelim. Tabii ki burada sağa doğru yukarı doğru gidilirse elektron alma eğilimi. Yani en iyi yükseltgen diye söyleyebiliriz elektron alma konusunda istekli olduğu için. O yüzden bu da doğru. Şimdi Y ve Z alışı buluşabilir. Şimdi Y nerede? 2A grubu elementi. Z'ye bakalım. 3B, 4B, 5B, 6B ve 7B. Bak B grubu elementi bir kere metal değil mi? Metal. E, y de metal. Metal metalle ne yapar? Homojen karışım olan alaşımları oluşturabilir. Yani ikisini eritiriz. Sıvı getirip karıştırırız. Sonra soğumaya bırakırız. Bir alaşım olur. Doğru. Evet. Elektron ilgileri bir kalsın. P'nin birinci yöntemler. Bakın P nerede? P 4A'da. T ise 5A'da. Tabii ki nasıl geliyordu hatırlarsanız? Ee, 4A, 6A, 5A geliyordu. Hatta 7A, 8A böyle düşünebilirsiniz değil mi? Dolayısıyla bakın burada P var. Burada T var. P'nin e, birinci yöntemler T'den küçüktür ifadesi doğru olmuş oluyor. Elektron ilgisi de sağa doğru ve yukarı doğru elektron ilgisi artar fakat burada bir ince durum vardı arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Şimdi T, U ve W kıyasladığımız zaman T, U, hani W en büyük olması lazım. Ama bir olay vardı. Klorun daha büyük olması gerekiyordu. Yani şöyle olması lazım. U büyüktür. W ve T. Yani elektronik ikisinde böyle bir ince bir durum var. Karşımıza gelebilir. O yüzden cevap da burada denizli oldu. Şimdi devam edelim bakalım. X, Y, Z, T ve K elementlerimizin bizim dağılımını göstermişiz arkadaşlar görüyorsunuz ki. Burada bir ilişki var. Buna göre hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada bir kere şey görelim. Bakın şimdi Burada elementlerimiz aynı periyottayken pat diye düşüş var. Bak pat, bunu nasıl anlıyoruz? Bir anda düş olduğunda aslında biz bunu periyot atladığımızı anlıyoruz. O zaman T burada zaten 8A olması lazım. K'da 1A olmasın. lazım. Yani K alttaki periyottaki elementlerden birisi olması lazım. O zaman bak burası saymadığı 7A'dır. O zaman Z burada 6A olur. Z'nin hemen yanında 5A ki 5A'nın 6A'dan yüksek olduğunu biz biliyoruz. Sonra 4A şu X 3A olması lazım ki burada saymadığı 2A olacaktır diye söyleyebiliriz. Bakın olay bu. X toprak metalidir. Zaten 3A'yı biz ne diyorduk? Toprak metali diyorduk. O yüzden bu doğru. Y 5A grubu elementi. Doğru 5A grubu elementi. Yazmıştık zaten. Bütün elementlerin en büyük başkan sayısı aynı değil. Çünkü bakın K altta olunca mesela atıyorum X, Y, Z ve T 3. periyot elementi. Bunların en büyük parça sayısı 3 iken K'nın ki mesela 4 olması gerekir. Atom çapı nasıl değişirdi? Aşağı doğru ve sola doğru artar. O zaman en büyük K'dır. En aşağıda ve solda olduğu için sonra x büyüktür y büyüktür z büyüktür t ki bakın öyle mi yapmış? Evet öyle yapmışız. Doğru bu da doğru. Y ve K bakın Y zaten 5A'da bir ametal. K'da 1A'da metal. Metal metal iyonik bağlı bileşik yapar mı? Bence yapar. O yüzden bu da doğru. Ametal ile metal kovalent bağlı bileşik yaparken metal ametal iyonik bağlı bileşik yapar. Bunu unutmuyorsun Hakan. Tamam mı? Evet. Elektronegatifliği en büyük olan T midir? Arkadaşlar elektronegatiflik sağa doğru ve yukarı doğru artar ama 8a'yı biz burada sayamayız. En büyük olan bu elementler arasında tabii ki şurası olsa olacaktı ama burada z elementi olması lazım. Bu yüzden bu yanlış olur. Kaç tane doğrumuz var? 4 artımız var. 4 tane doğrumuz var diye söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Aynı grupta yer alan abc elementleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuşuz. Şimdi bakın. Oksitinin asitliği en büyük olan B. Şimdi bak aynı grupta bir grup çizeriz. Hemen sanal bir grup çizeriz böyle arkadaşlar. Burası mesela ABC elementine bakarsak oksitinin asitliği en büyük olan B'dir demiş. Şimdi Asitlik aşağı doğru değil, yukarı doğru artar oksitlerde. Bak hidrürlerde farklı, asit oksitlerde farklı. O zaman ne olur? B'yi ben buraya yazacağım. Tamam Bunu buraya yazdık. Pekala. Birinci yoğunluk enerjisi en küçük olan, birinci yoğunluk enerjisi yukarı doğru artarsa aşağı doğru azalır. O zaman C de burada, o zaman A da burada. Yani mesela burası 7A grubu gibi düşünsek böyle bir şey yazabiliriz. Atom hacmi de aşağı doğru arttığı için C büyüktür A büyüktür B ifadesi doğru mudur? Bence doğrudur. Evet, devam edelim. Kütle numarası arkadaşlar aşağı doğru artar. Çünkü proton artı nötron toplamı aşağıda daha fazladır. Dolayısıyla ne olur? Kütle numarası en büyük olan C olması lazım. A arada bir şey olmaz. Elektronegatifliği en küçük olan arkadaşlar elektronegatif yukarı doğru artar zaten. Ama burada en büyük olan B'dir. Olmaz. Bu da hatalı arkadaşlar. Şaka yapmış bize soru. O yüzden cevap arkadaşlar ne olur? Yalnız bir olur diyebiliriz. Evet. Bunu da çözdükten sonra derste atladığımız yani en son çözeriz dediğimiz bir sorumuz vardı. Ona bakalım şimdi. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar şimdi üçüncü periyot elementi olduğu bilinen Y atomuna ait bir e, koparlan elektrona karşılık enerji değişimi grafiği vermiş. Şimdi bakalım arkadaşlar şimdi bir elektron koparmışız x kadar enerji harcıyoruz. İkinci elektronu yani 3x bölü 2. Tabii ki elektron koparıldıkça yeni elektronların koparması zorlaşır. Tabii ki iyonlaşma enerjisi aslında bu değerler. O zaman birinci iyonlaşma enerjisi x. ikinci iyonlaşma enerjisi 3x bölü 2. Yani mesela e1 dediğimiz şey aslında x oluyor. E2 dediğimiz şey aslında 3x 1.5x yani 3x bölü 2 oluyor. E3 dediğimiz şey bakın iki tane koparmışız. Üçüncüyü koparmak 7x. Bakarsın arkadaşlar burada kaç katı fark var? Yani e ee, buçuk yani baya bir kat fark var. Zaten bize 4 kat bile yeterli. 4 kattan daha fazla bir değer var görüyorsunuz ki burada. O yüzden arkadaşlar burada E2 ile E3 arasında bir fark olduğu için demek ki biri koparmışız, ikiyi koparmışız. Elektron e, soygaz elektron düzenine gelmiş. E3'ten koparmak yani üçüncüyü koparmak çok zor. O zaman bu X elementinin daha doğrusu Y elementinde arkadaşlar ee, ne diyeceğiz? Değerli elektron sayısı 2'dir ve bu elementimiz de 2A grubu elementi. Grubunu hemen söyleyebiliriz 2A. Diğerine bakmıyorum bile çünkü zaten yine yüksek görüyorsunuz ki ona zaten bakmamıza gerek yok. Şimdi bu durumda arkadaşlar demişiz ki hangisinde Y bu arada 3. periyot demişiz. O zaman 2, 8, 2. Yani baktığımız zaman Y'nin proton sayısı 12'dir. Elektron sayısı da 12'dir. Böyle bir hatta magnezyum elementi bu arkadaşlar. Atom çapı. Şimdi S'ye göre kıyaslarsak kükürt 16. Buna bakarsak 2, 8, 6. Bakın Arkadaşlar bu da üçüncü periyot elementi ama 6A grubu elementi. Ne demiştik? Aynı pe aynı periyotdaysa bu elementler sola doğru atom çapı artar. Dolayısıyla burada Y büyüktür S16 ifadesi doğrudur. Elektronegatiflik ama tam tersi çünkü sağa doğru artardı. O yüzden 6A'da bulunan element elektronegatifliği daha fazladır. oksitinin bazlığı ise sola doğru artardı. Yani metalik özellik arttığı noktada artıyor. O yüzden bu da doğru olur. O yüzden burada bakarsak hangisi doğru oluyor arkadaşlar? Cevap da burada. Denizli doğrudur diyoruz. Evet bu şekilde bunu da halletmiş olduk. İnşallah anlamışızdır arkadaşlar. Şimdi e, ödevlendirme konusunu heh, söyleyelim. Önemli. Mesela burada kimyatik kitabından baktığımız zaman biz de daha önce e, ne demiştik arkadaşlar? Altıncı adımı bitirmiştik değil mi? Hatırlarsanız. Bakın e, şu anda dokuzuncu ve onuncu adımı da biz burada bitirmemiz lazım. Yani toplam dokuzuncu ve onuncu adımı size ödev olarak burada veriyorum. Ki bunları yapalım arkadaşlar yapmazsak olmaz. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kimyanetli günler, haftalar diliyorum sizlere. <laughs>